arkadaşlar. Bizim sahnelerimizin altına yaptığınız yorumları okuyacağız. Başlayalım. Hadi başlıyorum. İtiraf edin, bu ikiliyi hiçbirimiz beklemiyorduk ve tam şu anda acayip şipledik. Teşekkür ederiz. Biz de acayip şipledik. Biz de şaşırdık yani. Bekliyorduk ama yani, bu kadar sevilmesine şaşırdık. Aynen. Şimdi de daha çok Tolga ve Cemile sahnesi istiyoruz diye darlayacağız sayın senaristler. Yani, darlayın. Bizim için okey. Biz olsun istiyoruz, çok keyif alıyoruz yani evet. Oynarken. Şimdi Tolga'nın iç sesi kesin şöyledir. Acayip cool kız. Yani evet, zaten biraz oradan etkileniyor, düşüyor yani. Kesin ya, orası net yani. Evet, Tolga'nın iç sesi acayip cool kız. Teşekkür ederim. Aynen. Cool, coolsun ama. Ya öyleymiş, bilmiyorum. Yeni şipimiz vatana ve millete hayırlı olsun ama acayip şip damarım tuttu. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane ben okumak istiyorum. Al oku hadi. Hadi biraz okuyayım. Bak, dakika söylemiş bir tanesi, onu söyle. 0.50. saniyede Cemile'nin saçlarını açıp sallaması ve Tolga'nın susması çok iyiydi. Yeni çiftimiz hayırlı olsun. Gerçekten o sahneyi yani öyle olması için o kadar böyle kurdum ki kafamda. Çünkü tam olarak öyle yazılmış. Şöyle yazıyor senaryoda. Cemile havalı bir şekilde şapkasını çıkarır ve Cemile'nin şapkanın altında saçları. Yani birazcık etkilenmesi gerekiyordu açıkçası. Yani bir hademe kostümüyle ne kadar olabilirse o kadar yapmaya çalıştık. Aşırı iyi oldu bunlar. Favori çiftim sizsiniz. Böyle çok fazla yorum var bu arada. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tolga'nın son bölümlerde tavrı değişmişti. İyi bir insana dönüşeceği belliydi. Güzel olan şey insan kurtarmak. Bravo senarist. Burada övgülerimiz, övgüleri senaristimize. Ne okudun? Ne okudun? Okuyorum. Kız sesini erkek sanan koca yürekli Tolga. Evet bu arada. Yani... Ya bu arada şimdi şöyle, kız sesini erkek sanan ama aslında şöyle, ya ben kendimi o kadar inandırmışım, ben hiçbir zaman senin kız olduğunu düşünmedim orada yani oynarken. Sağ ol. Yani iyi bir şey söyleyeyim. Ama sesim erkek gibi değil herhalde. Ya erkek gibi değil sesin ama yani şimdi o inanılmaz, yani çok deli, belirgin bir ses tonun olsaydı kız olduğunu evet. Direkt vurgulayabileceğin. Çünkü var yani bir sürü insan var yani öyle ince ses tonlu erkek yok mu var? Diyorsun, diyorum. Diyorsun. Tolga'nın bu özelliği Cemile'ye geçirmesi çok tatlı demiş bir. Bu arada bunu Berk de niye suya geçirdi yani? Ben diyorsun falan diyorum yani saçmasın. Aynen yani. Oluyor. Evet yani bunu biz de seviyoruz bu arada. Diyorsun ve diyorum. Ve mutlaka bir şey geçmesini de bekliyorduk zaten. Ki zaten biz beklerken senaristlerimiz sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Diyorsun. Gayet direktman benim diyorsunu ona, onun diyorumunu bana bir şekilde geçirdiler. Çok keyifli oldu sahneler. Tolga, sana aşık oldum Cemile. Cemile, sevme beni, yanarsın. Cıs. Bu arada hangimiz yanar? Hiç belli olmaz. Bu arada ben Cemile'nin yanmasını da isterim. İsterim. O sahneleri oynamak da isterim yani. Herkesin rahat ettiği, iyi hissettiği yerler vardır. Benimki de senin yanın demek ki. Cemile iyi tamam. Cool ya. Ölüyor yani cool'luktan. Ya bu Tolga'nın mimiklerine bayılıyorum demiş biri. Çok teşekkür ederim. Kendininkileri okuyor ki sürekli. Çok anladım yani hani Tolga'nın mimiklerine sırada bayılıyorum. Sırada o vardı Tolga ama. Aşık olunca daha bir karizma oldu. Aşk adam ya. Savaşına gidiyor şu an. Kardeşlerden önce eve çıktın vay be Cemile. gerçekten helal olsun. Hayatta şu Tolga gibi olmak vardı ya. Hiçbir şeyi takmama sanatı. Cemile çok güzel. Cemile fazla güzel. Böyle şey yazmıyor bu arada. Olarak arayıp koymaya çalışmayın. Tolga ve Cemile ismini gördüğüm gibi geldim. Teşekkür ederiz. Tolga kızlarla konuşmayı iyi biliyor. Bence de yani evet o özelliği benim de hoşuma. Bu Cemile yüzler ama. Yani. Şimdi kızlarla konuşmasını bilen bir erkek tehlikelidir. Vallahi şimdi bu yorum gerçekten var. Cemile gerçekten çok güzel, çok ateş. Göstereyim şöyle.
Tolga'nın aslında sadece insanlara kızgınlığı var. İnsanların sahteliğine kızgınlığı var. Kalbi aslında çok güzel, bunu hissediyorum. Annesinin eksikliğini fazlasıyla çekiyor. Cemile'nin sevgisiyle iyileşeceğine inanıyorum. Yani zaten bu birazcık hemfikiriz bu konuda yani. Cemile'nin sevgisi değil sadece. Cemile'nin onu dinlemesiyle de çok daha fazla şey kazanacak gibi geliyor bana Tolga. Tolga'nın asla aşık olacağını düşünmezdim. Çok garibime gidiyor bu aşık ve iyi halleri. Başlarda hepimiz şaşırdık. Kabul edin. Değil mi? Sen bile şaşırdın yani. Ben hiç şaşırmadım. O emindi zaten kendisine öyle bir şey olacağını. Tolga da iyi olduysa yeni bir kötü öğrencinin gelmesine hazır mıyız millet? Buna nasıl bir cevap versem bilmiyorum ama yani Tolga Barçın'ı oynamak çok keyifli. Valla kötü verseler şu an yine oynarım gayet. Ama Cemile'ye karşı mutlaka naifliği devam eder diye düşünüyorum. Tolga üzülünce çok garip oluyorum. Ağlamak istiyor, ağlayamıyorum gibi içine atmış her şeyi. Evet, bir içine atmışlığı var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben niye Cemile'ye yapılan övgüleri böyle kendime yapılmış gibi böyle mutlu oluyorum? Neden acaba? Bunu bir oyuncu olarak yorumlamak ister misin? Neyi tam olarak? Seni. Beni dinlememiş. Hayır, Cemile dedim ki Cemile'ye sen... yapılan yorumlardan kendim etkileniyorum, mutlu oluyorum yani kendime mutlu yapılmış gibi. Aynen. Çünkü ben oynadığım için sen oynuyorsun. Değil mi? Görsel sensin. Ben emek veriyorum gibi, o yüzden. Yani mutlu oluyorsun yani iyi bir yorumu aldığın zaman haliyle. Cemile ablasını kaybettiğini söyleyince Tolga'nın hemen kafasını çevirip bakması Tolga ya. Sınavda kalemi olmayan çocuk cebinde kalemle geziyor. Şimdi şöyle bir gerçeklik var arada orada. Arada şiir falan aynı da yazıyor. Aynı şeyi biz de konuştuk seninle. Ama şöyle bir gerçeklik var. Tolga'nın çantası yok, kitabı sıranın altında. Yani o yüzden cebinde kalem taşır yani. Her an ne olur ne olmaz hazırlıklı. Öyle. Bir de şimdi şöyle biraz da hani bunu şey yönünden de düşünebilirsin. Yani belki de numarasını vermeye fırsat arıyordu, taşıyor. Ya sen de var ya. Bugün de sizin için sizin yaptığınız yorumları okuduk Tolcam sahnelerinin altına. Bizim yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için bize çok teşekkür ederiz. Motivasyonumuz sürekli sizin sayenizde katlanıp artıyor. Çok çok teşekkür ederiz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.